Çünkü %80'i zaten kötü, pahalı, verimsiz. Anlatabildim evet, mi? Transferde başarılı yani yüzde orantılı anda bir durum. Dönen bizim yaptığımız şeyler içinde de biraz takdir ettiğim, şimdi Jesus'un anahtarı almasına ve o ne diyorsa onun yapılması doğru bir yöntem bence. Ama bana daha rasyonel olan, daha rasyonel gelen, e, Abdullah Avcı'yı da aynı model sayabiliriz. Bana daha rasyonel gelen Valerian İsmail Ceyhun Kazancı ikilisinin performansı. Ha, ama bakacağız göreceğiz. Yani Ceyhun Kazancı o rolün hakkını veriyor mu? Valerian İsmail o rolün hakkını veriyor mu? Bu performansla ortaya çıkacak. Anlatabildim mi? Çünkü ikisi de bir şeyler ispatlamak zorunda olan kişiler. Ceyhun Kazancı çok genç, presentable bir yönetici, bir spor yöneticisi. Valerian İsmail de başarılara aç ve kendisini ispatlamak zorunda kalan, altyapısı çok güçlü biz teknik adam. Ama ikisinin çalışma şekli ben bana en doğru şablon gibi geliyor. Beşiktaş'a geldiğimizde onun perde arkasında anlatılır. Çok daha farklı. Yani Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı ve Valerian İsmail'den daha fazlası var görünmeye. Ama bence ikisinin arasındaki arka frekans... Plan, arka plan da çok önemli. E herhalde başkan zaten... Onların da yani o çok farklı bir e, arka başkan, plan daha var. Sürekli sırat köprüsünden kervan geçiren bir başkan. Yani Türk Aynen. Türk futbol kültüründe Ahmet Nur Çebi'den daha ideal bir başkan profili ben düşünemiyorum ya. Çok iyi iş yapıyor. Hani acayip acayip zor badirelerden hiç sıkıntısız geçi verdi. Daha sıkıntılı dönemi var. Daha biraz daha zaman var. var. Yani e, işte en büyük sıkıntı dünkü maç. Yani Beşiktaş'a geldik mi gelecek Az mi? Az miyiz? Tamam o zaman anlatırım. Dünkü maça dair de konuşacağız. Daha evet. zincirli kuyudayız. Leo Dubois'ı konuşmadık hiç. Serkan korkmaz. Ha, tartışılacak, konuşulacak bir tarafı yok. Galatasaray'ın sabek ihtiyacı var mıydı? Vardı. Bak Galatasaray... İyi bir sabek ihtiyacı vardı hem de. Evet. Galatasaray Dubois'ı aldı diyorum sana. Sen ne diyorsun bana? yani falan. Hangi Dubois diyorsun? Yani var ya milli takımında da oynayan. Hani ne kimin oldu? yedeği, kimin yedeği adam milli takımda? Kimin yedeğiydi? Pavard. Sonra Benjamin Pavard. Pavard'ın yedeği adam ya. Sanıyorum bir oyuncu da alması lazım. Yok hayır Pavard'ın yedeği. En son Noktada bu. Hı hı. Yani şimdi milli takım, Fransa yani üçüncü Fransa liginden kifayetli bir takımdan bilinen, performansı bilinen ve yaşı da gayet 28 miydi? 27-28 yaş. Yani Güzel performans biliyorsun. yaşında. Evet. Bir sabek alıyorsun. Galatasaray'ın bence şu ana kadar yaptığı en iyi transfer. Bak açık konuşayım, en doğru transfer. Çünkü bir sabek arıyorsun, dörtlü oynayacağım diyorsun ve gidip Fransa'dan Dubois'ı alıyorsun. Hiç soru işareti yok. Hiç. Hani o yüzden konuşmadık. Bence. Sardar Sarı'da. Yani e, ciddi anlamda iyi bir sabek. Sadece sabek iyi bir sabek. Sabek alınıyordu hep ama e, iyi bir sabek değil. Hep böyle idare edebilen, acaba e, tutar mı, tutmaz mı gibi beklentiler içeceğiz. Ama burada eminsin. En azından Diyorsun ki tamam sağ bek. Yani Beşiktaş'ın rozeyri alması gibi bir şey. Adam sağ bek diyorsun. Ee, keza hani Gezal içinde bunu söylüyor. Adam sağ açık diyorsun. Kanat oyuncusu diyorsun. Veya on numarada oynatabiliyorsun. Ee, o, o da öyle bir oyuncu. Ve bunun da bayağı bir sıkıntısı yaşadı Galatasaray zaten son yıllarda. Ee, hani kafada soru işareti bırakmayan transferlerden biri işte bu. Ve kafada soru işareti bırakmayan transferlerden biri de altı numaradaki isim olmalı. Ne Ger güzel. İşte öyle bir şey istiyor Galatasaray taraftarı ya da şöyle söyleyeyim. Altın numaralar. Herhangi bir futbol sever. Bir futbol Ve yorumcusu. Ve sol alınacak santrafor. Yani. yani. Şöyle bir düşünüyorsun. Mustafa kafada soru işareti mi? Değil. Dubois. Mesela atıyorum. William Carvalho da aslında Nelson öyle bir kafada isim. soru işareti mi? Değil. Değil tabii ki. Öyle işte. Marco değil. Ama Nelson'un da çok yüksek bir maliyetle alındığını kabul etmek lazım yani. Ama maaşı 700. Maaşı iyi. Maaşı iyi. Ama Nelson'a o parayı kazanabilirsin mutlaka talipleri vardır bence onun da. Valla Sevilla ona da yükseldi bir ara sanki. E, İtalya'dan teklif gelirse ben şaşırmam neden sonra. Şu dakikadan sonra Galatasaray iyice alt üst olur yani öyle bir şey. Bütün e, tabii. futbol planlamasını yani tırnak içinde sonunda parantez içinde ünlem var futbol planlamasından tabii. bahsedebileceksek. Bütün futbol planlamasının yeniden yapılması lazım ki Bence her yeni gün yeniden yapılması lazım Galatasaray'da. Dokunulmaz bir oyuncu. E, herhalde. E, yani. Marka gitti çünkü. Evet. Şu Marka kalitesinde... Takımda, dondurman lazım orayı. Takımdaki Yunus Akgün'le beraber en vazgeçilmez isim... Kerem'i de ekleyebiliriz. Hadi belki bir de yeni diye Sergio Oliveira'yı koyabiliriz. Ha, o adam oraya gelmiş bir hani şey gibi. Kardelen gibi. yeni yenileri saymazsak, ha, evet, yenileri dokunulmazlar saymazsak. arasında. Bence en dokunulmaz isim bile diyebilirim yani. Denebilir. Hatta Dubuayı da katabilirim şu anda daha bir tane performansını görmeden. Çünkü sabek adam en azından. E, Seferovic'in üstünde yani ondan daha belki net bir katkı verebilecek e. daha farklı bir profilde bir Santifora ihtiyaç var Çok mı? Çok yanlış olur bence. Bence Seferovic sakat değilse ki değil. Yener e, Bey, e, Galatasaray'ın kulüp doktoru gitti sağlık kontrolüne. Üç kere sağlık kontrolü. Abu Bakar'da Beşiktaş'ın aldığı bir risk gibi gözükmüyor durum. Hı. Ki o büyük bir riskti ve Beşiktaş istediğini elde etti Abu Bakar'dan. Fazlasını elde etti. Hatta o kadar fazlasını elde etti ki altı 6,5 milyon euro yılda teklif geldi ve kaçtı gitti. Hani o muazzam bir teklif yani. Abu Bakar kalitesi için normal de. Hani adam sürekli sakatlanıyor işte müzmin mi falan filan derken Seferov için durumu o kadar kritik değil anladığımız kadarıyla. Kulüp doktoru da gittiyse sağlık kontrolünden geçtiyse bu takımın birinci forveti Mustafa Muhammed de gittiyse böyle saçma sapan bir şekilde Seferovic'tir. Sen buna yedek alırsın. Buna yedek almazsan oturur ondan sonra zamanındaki gibi uğraşırsın. Yoksunluk tıpkı Eren Derdi yokla başlanılan Şampiyonlar Ligi sezonu gibi Galatasaray'ın. Yoksunluk büyük bir sorundur. Ama fazlalık en az onun kadar büyük bir solundur. Senin hiç ihtiyacın yokken İrfancan Can Kahveci ile Mesut Özil'i aldığın sezonu hatırlatırım Fenerbahçe'nin. Hiç ihtiyacın yoktu. Bir golcü alsan, atıyorum Seforovic alsa Fenerbahçe şampiyondu o sezon. Gitti, Türkiye'nin en iyi orta sahasıyla dünyanın en iyi orta sahalarından birini aldı ama sorun o değildi ki. Sorunu çözemedin, daha büyük sorun yarattın. Evet. Ve 10 milyon verdiğin İrfancan Kahveci'ye, 10 milyon euro verdiğin kulübe Mesut Özil'i bedava verdin. Hayat çok acayip. E çünkü golcü almadın. Neden yaşadın bunları? Çünkü golcü almadın. Hani bunun için mühendis olmaya gerek var mı? Futbol mühendisi veya pro lisans falan. Hani yok. var mı gerek? Yani Google'a girmeye de gerek yok. Bu kabak gibi ortada zaten. 10 milyon euro veriyorsun. 13 veriyorsun İrfan Can'a. O verdiğin takıma Mesut Özil'i bedava veriyorsun sonra. Ve o aynı transfer döneminde yapıyorsun bunu. Asıl ihtiyacın golcüydü. Var mı Seferovic'den daha ötesi olabilecek Galatasaray için? Ya da ee, olmalı mı? Yani Seferovic'i ben çok yakından takip ettim. Hep sürekli. Neden? Çünkü Beşiktaş'ın son iki senesinde radarında olan Sergen Yalçın'ın da istediği golcülerden biriydi. Yani Sergen Yalçın'ın kendi listesinde Mitrovic vardı, Manzukic vardı, Seferovic vardı. Onlardan biriydi. Yani her her zaman e, hani bizim böyle 4 milyon euro diyebileceğimiz golcüler klasmanında bir golcüydü. Şimdi o da 15 maç zaten oynarsa herhalde kontrat uzuyor. Evet. 2 senelik bir uzama oluyor değil mi? Öyle biliyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. 15 maç oynarsa eğer ki oynar, oynar. 3 kere sağlık kontrolünden geçmiş. Mutlaka geçmişlerinden kalan sakatlıklar falan vardır her futbolcunun geçmiş döneminden kalan 30 yaşındaki adamın mutlaka geçmiş dönem sakatlıkları vardır tabii ki. Ama oynayabilirler. E, kulübün doktoru da bu onayı verdikten sonra alınması bence katkı sağlar. Maliyet e, çok mu pahalı? Biraz performansa dayalı bir kontrat diye duydum ben. Biraz e, performansını da arttırabilecek bir kontrat diye duydum. Ama Seferovic oynarsa kesinlikle ve kesinlikle hani bir hoca söyledi bana, leblebi gibi atar dedi eğer oynarsa, Hı -hı. sakatlık sorunu yaşamazsa, işler yolunda giderse, Galatasaray'ın umduğu gibi giderse, evet Seferovic'in yediği aranır. Yani bu belki de alınmayacak. Abu Bakar'dan sonra şöyle haberler çıktı, Serkan korkmaz hatırla. Tamam Abu Bakar e, sakat, biliyoruz bir sıkıntısı var ama şu an oynayabiliyor adam. Hatta Portekiz'de oynadı, e, rezervlik mi deniliyor, B takımı deniliyor orada oynadı bir sıkıntısı yok fiziki olarak ama zaten bir tane daha alacak Beşiktaş. Seferovic müdür, Manzikuş müdür, eee vardı herhalde bir de değil mi? Evet, Kalenici çok adı e, geçmişti. E, onlardan biri alınacak zaten diye diye transfer dönemi bitti alınmadı. <laughs> evet, yine i̇şte öyle olacak galiba. <laughs> Olabilir. Ama ne diyorum? Eğer sıkıntı yaşamazsa Seferovic iyi bir golcü transferi. E, Ligimiz için tabii ki. Artık Seferovic'e gidip Roma almaz, o almaz, bu almaz, o ayrı. Sen biraz daha fazla verip kendi ülkene getirebilirsen ancak o açıdan baktığınızda iyi bir e, santrafor, Te tecrübeli bir santrafor. Bir de iyi bir karakter diye biliyorum ben. Evet, Üçü de öyle karakterler. Sevilen karakter. Evet. Bu, bu, Sergio Oliveira, Seferovic, Dubois böyle hani skor ya da işler kötü giderken buna kötü gidişata ayak uyduran değil, onu değiştirmek için <laughs> bir şeyler yapabilecek oyuncular. Yani Profiller takımın biraz da farklı. Sanki böyle var. karakterlere de ihtiyacı var. Biraz bu. tecrübe de var beko karakter. Bak, G'ye gelmez hemen gezalı eee etti. Bak, akıllı adam. Ben bak çok net söyleyeyim. Mario Gomez Beşiktaş'a geldi. Basın toplantısındayız. İşte dedi ki bir tane gazeteci sordu. İşte dedi Cenk Tosun var dedi, o var dedi. İşte üçüncü bölgede böyle böyle isimler var, rekabet falan ne diyorsun? falan. Mario Gomez'in yanında da Kuarezm oturuyor. Bir dakika dedi. Ya, sorunuz eksik kaldı dedi. Neden dedi? Kuarezm'i niye söylemiyorsun dedi. Ama dedi kanat oyuncusu. Ama dedi gol atıyor dedi. Üçüncü bölge oyuncusu o dedi. Onun gibi dedi kanat oyuncusu kaç tane dedi var dedi dünyada dedi. Kuvarajma sezon bütün ortaları Mario yaptı. Santropor'un <laughs> zeki olanı da severim. <laughs> tabii tabii. Hatırlar Olimpiyastan'da Fenerbahçe maçı Portekizli stoper kimdi Fenerbahçe'nin? Kırmızı kart gören hep. Alves miydi? Evet. evet. Mario Gomez gole gidiyor. Kalede Volkan var. Alves Bruno arkadan, Alves. Bruno Alves. Bruno Alves arkadan çekip bırakıyor. Fol değil o. Çekip bıraktığında hemen yönünü değiştiriyor. Çünkü Bruno Alves'e şunu yaptırıyor. Ben senin arkanda bir mesajı veriyorum psikolojik olarak. Halbuki arkasında değil ki arkaya kaçtı gitti gol attı. O bile zeki, zeki olduğunu ne kadar zeki olduğunu gösteriyor. Santrafor zekası. O an o, çoğu santrafor. Şey gibi diyorsun yani. Böyle sağ, sağ omzuna dokunup soldan bakarsın ya. böyle yani. döner. Volkan da itiraz ediyor. Hakeme. Hadi yapalım bir yayında? <laughs> Hoca çekti adamı görmedi mi falan gibi. Benim de aklımdan geçti ama. <laughs> aynen. Yani Alan, bu, alan dar. Basın alan toprasında ee, söylediği şey. Yok. Yani Kuvarejma'yı öyle bir... Şey. Ama doğru tabii Kuvarejma çok farklı bir oyuncu. gol olsa hemen yapılırdı başkan. Tabii. Tabii, tabii değil mi? Alanda sonra Mario Gomez'den sonra kim edeyim. geldi? Negretto geldi. Negretto ne yaptı? Gitti Sivas maçında Şenol Hoca'ya Kuvarejma'yı şikayet etti. Tabii. Sonra Şenol Hoca dedi ki haklısın dedi. Negredo'yu çıkardı. bu oyunda kaldı. <laughs> Başıma bir iş gelmeyecekse <laughs> Negredo'yu haklı buluyorum. Ya o ayrı. Aslında Negredo haklı. Evet. Ama Mario Gomez Kuvarezmi nasıl bir oyuncu olduğu için onu kendine göre yonttu. <laughs> Şimdi Vegas'ta yani ben de olsam Gezel abi derim hatta. Beşiktaş'a biz geçtik. <laughs>